Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 yılı Ağustos ve Eylül ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Eminim bu video sizin için yararlı olacaktır. Lütfen videonun sonunda kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın arkadaşlar. Ayrıca sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Ufak bir hatırlatma yapayım. Bu hafta size çok güzel bir sürprizimiz var arkadaşlar. Bir önceki videoda da söylemiştim. Bu güzel sürprizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açın ki İlk sizin haberiniz olsun arkadaşlar. Mutlaka bildirim zilini açın. Çok güzel bir sürprizimiz var. Ayrıca Instagram hesabımızı da takip edebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında linki mevcuttur arkadaşlar. Instagram hesabımızın adı da Ehliyet Eğitimi. Lafı daha fazla uzatmadan hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz, aşağıdakilerden hangisi kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir? A. Öksürmesi engellenir. B. Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır. C. Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur. D. Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Öksürmesi engellenir. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır? A. Shaft, B. Debriyaj, C. Amortisör, D. Diferansiyel. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Amortisör süspansiyon sisteminde yer alır arkadaşlar. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur? A. Dolaşım sistemi, B. Sindirim sistemi, C. Hareket sistemi, D. Solunum sistemi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Hareket sisteminin faaliyeti durur arkadaşlar. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur? A. Omuzuna, B. Omurgasına, C. Ayak tabanına, D. Karın boşluğuna. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Ayak tabanına vurulur arkadaşlar. Bu nasıl aklınızda kalabilir? Yeni doğmuş çocukların ayak tabanına vururlar, vurduğu anda ağlar arkadaşlar. Buradan aklınızda kalsın. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? A. El frenin çekilmesine, B. Motorun durdurulmasına, C. Acil uyarı ışıklarının yakılmasına, D. Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Acil uyarı ışıklarının yakılmasına gerek yoktur. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Yüklerin bağlanması, B. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması, C. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması, D. Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması yasaktır. Yerleşim yeri içinde trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? A. 15, B. 20, C. 30, D. 50. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. 15 metre mesafede duraklamak yasaktır. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir? A. Radyatör, B. Termostat, C. Yağ filtresi, D. Devri daim pompası. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Termostatın arızalı olduğunu gösterir. Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır? A. Bağlantı yolunda seyrederken, B. Tek yönlü yollarda duraklarken, C. Tek yönlü yollarda park ederken, D. İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bağlantı yolunda seyrederken geri gidemeyiz arkadaşlar. Bu yasaktır. Aşağıdakilerden hangisi trafik denetim görevlilerinin istemesi halinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir? A. Sürücü belgesi, B. Araç bakım kartı, C. Araç tescil belgesi, D. Nüfus hüviyet cüzdanı. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Araç bakım kartı. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir? A. Yüzün yaralanması, B. El bileğinin burkulması,
C. Köprücük kemiğinin kırılması. D. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Kaburganın sağ alt bölgesinde 1 cm. B. Karın sol üst bölgesi 3 cm. C. Göğüs kemiğinin ortası 5 cm. D. Göğüs kemiğinin 1.8'lik üst kısmı 7 cm. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Göğüs kemiğinin ortası 5 cm. Bu doğrudur arkadaşlar. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. B. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. C. Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması. D. Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğini kuvvetlice sıkılması. Bu doğrudur. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır? A. Meyve suyu içirilmesi. B. Şoka karşı önlem alınması. C. Yara yerinin soğuk tutulması. D. Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Meyve suyu içirilmesi yanlıştır arkadaşlar. Kesinlikle yapmayalım. Vücut dokuların oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir. Yukarıdaki açıklama vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir? A. Hareket sistemi. B. Sindirim sistemi. C. Dolaşım sistemi. D. Boşaltım sistemi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Dolaşım sistemi. Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur? A. Aracın hızlı sürülmesi. B. Yayların yağsız kalması. C. Yakıt deposunun dolu olması. D. Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir? A. Trafik kurallarına riayet edilmesi. B. En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi. C. Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması. D. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Trafik kurallarına riayet edilmesi. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? A. Huzursuzluk. B. Baş dönmesi. C. Dudak çevresinde morarma. D. Ciddi ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Ciddi ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk şok belirtilerinden biri değildir. Marşa basıldığında tık diye ses gelip marş motoru çalışmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracın el freni çekilidir. B. Debriyaj arızalıdır. C. Akümülatörün kutup başları gevşemiştir. D. Yakıt içerisinde toz veya pislik vardır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Akümülatörün kutup başları gevşemiştir. Yani akümülatör derken kafanız karışmasın. Akü. Diğer adı da akümülatördür arkadaşlar. Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içerisinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston biyal mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir? A. Marş motoru. B. Elektrik motoru. C. İçten yanmalı motor. D. Dıştan yanmalı motor. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. İçten yanmalı motor denir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çakıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? A. Çıkan bölge üzerine masaj yapmak. B. Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak. C. Çıkan bölge ile kalp arasında turnike uygulamak. D. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek.
İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? 1. LPG, 2. benzin, 3. motorin. Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. 1, 2 ve 3. Yani LPG, benzin ve motorin arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? A. Kırmızı ışıkta. B. Sarı ışıkta. C. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta. D. Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta. Yol kontrol edildikten sonra geçilir arkadaşlar. Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich manevrası uygulayan bir ilk yardımcının uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? Lütfen dikkatli dinleyelim. 1. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. 2. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır. 3. Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Evet arkadaşlar, bu sıralama nasıl olmalıdır? Şıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı gibi olacaktır. 2, 3 ve 1 sıralamasıyla olmalıdır. Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir? A. Vantilatör kayışı gevşektir. B. Vantilatör kayışı kopmuştur. C. Hararet müşür arızalıdır. D. Su pompası arızalıdır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Hararet müşürü arızalıdır arkadaşlar. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Akü, B. Platin, C. Sigorta, D. Alternatör. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Sigortadır arkadaşlar. Yüksek akımdan aracımızı korur. Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir? A. Sigorta, B. Karbüratör, C. Endüksiyon bobini, D. Marş motoru. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Endüksiyon bobini. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir? A. Kan, B. Kalp, C. Eklemler, D. Kan damarları. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Eklemlerdir arkadaşlar. Dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir? A. Kırmızı oklu ışık, B. Yaya figürlü yeşil ışık, C. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık, D. Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? A. Üçgen reflektör, B. İlk yardım çantası, C. Yangın söndürme cihazı, D. Sarı ışıklı dönerli uyarı lambası. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Sarı ışıklı dönerli uyarı lambası. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur? A. Yağ, B. Asit, C. Antifriz, D. Saf su. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Antifriz konulur arkadaşlar. Donmayı önlemek için antifriz koymamız gerekir. Karayollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A. İki şeridi birden kullanması, B. Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi, C. Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması, D. Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İki şeridi birden kullanması yasaktır arkadaşlar. Trafik kazasına sebep olabilir. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? A. Deride kızarıklık olması, B. Bilinç seviyesinin artması, C. Vücut sıcaklığının artması, D. Nabzın hızlı ve zayıf olması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Nabzın hızlı ve zayıf olması.
Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir? A. Motorun üzerine su dökülmesi. B. Klimanın çalışıyorsa kapatılması. C. Motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi. D. Motor stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Klimanın çalışıyorsa kapatılması gerekir arkadaşlar. Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur? A. Mide, B. Beyin, C. Karaciğer, D. Kalın bağırsak. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. İlk önce beyinde hasar oluşturur arkadaşlar. Yaya yolu bulunmayan karayollarında yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur? A. Trafiğin yoğun olmadığı şeritte. B. Gidiş yönüne göre sağ bankette. C. Gidiş yönüne göre sol bankette. D. Taşıt yolunun en sağındaki şeritte. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Gidiş yönüne göre sol bankette. Yani araçları karşımızdan geliyor şekilde görmeliyiz arkadaşlar. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Aracın maksimum hızının artmasına. B. Lastiklerin daha çabuk aşınmasına. C. Fren sisteminin arızalanmasına. D. Yakıt tüketiminin azalmasına. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Lastiklerin daha çabuk aşınmasına neden olur. Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? A. Sağa ve sola dar. B. Sağa ve sola geniş. C. Sağa dar, sola geniş. D. Sağa geniş, sola dar. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Sağa dar ve sola geniş şeklinde olmalıdır. Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken 1. Işıkla veya kolla çıkış işaretleri vermeleri. 2. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri. 3. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları. 4. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur arkadaşlar? Şıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. 1, 2 ve 4 doğrudur arkadaşlar. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır? A. En soldaki şeridi sürekli işgal etmek. B. Öndeki aracı arkadan çarpmak. C. Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek. D. Takip mesafesine uymak. Pardon, uymamak. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Öndeki aracı arkadan çarpmak asli kusur sayılır arkadaşlar. Takip mesafemizi korumamız gerekir. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır? A. Çalışmaz. B. Sarsıntılı. C. Sarsıntısız. D. Yüksek rölantide. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Sarsıntılı bir şekilde çalışır. Düşene sırtını dönen korksun, bir gün kendi düştüğünde kimse ona elini uzatmayacaktır. Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir? A. Yardımlaşma. B. İletişim. C. Sorumluluk. D. Hoşgörü. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yardımlaşma üzerine söylenmiş olabilir arkadaşlar. 1. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak. 2. Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek. Yukarıda verilenler trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir? A. Araç kusurları. B. Yaya kusurları. C. Yolcu kusurları. D. Sürücü kusurları. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Sürücü kusurları. Aşağıdakilerden hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler? A. Buji. B. Dispiratör. C. Ateşleme bobini. D. Kontak anahtarı. Doğru cevabımız
A şıkkı olacaktır. Yakıt hava karışımını buji ateşler arkadaşlar. Araç gösterge panelinde ABS uyarı ışığının yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir. A fren, B yakıt, C yağlama, D soğutma. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Fren sisteminde bir arıza olduğunu belirtir arkadaşlar. Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenirse %25 indirimden faydalanılır? A 15, B 25, C 20, D 30. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 15 gün içinde ödersek %25'lik indirimden faydalanabiliriz. Son sorumuz arkadaşlar. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur? A. Boşaltım sistemini, B. Dolaşım sistemini, C. Hareket sistemini, D. Sindirim sistemini. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Hareket sistemini ilgilendiren bir konudur. Evet arkadaşlar, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavramaya çalışın. Her videoda söylüyorum arkadaşlar, ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınıza olacaktır. Ayrıca bu hafta çok güzel bir sürprizimiz var arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız ilk önce sizin haberiniz olacaktır. Mutlaka abone olup bildirim zilini açın. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Bu bizim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.